Merhaba arkadaşlar. Bugün size dağ bisikletlerindeki şokun, yani şu amortisör süspansiyon, ne diyorsanız artık bana, arka taraftaki şeyin neden var olduğunu, ne işe yaradığını biraz anlatayım. Çünkü bize bununla ilgili çok soru geliyor. Bildiğim kadarıyla hani öndeki süspansiyonun önemini insanlar bir nebze anlamışken, arkadakinin çok ne işe yaradığını farkında değiller ve çok yaygın değil. Aslında arkadaki şokun önemi öndeki forktaki süspansiyondan daha önemli. Çünkü bunun yaylanma mesafesi, sertliği, yumuşaklığı, tepki şekli, hızlı sizin yol tutuşunuzu öndekinden çok daha fazla etkilemekte, siz fark etmeseniz de. Burada insanlar bisiklet alırken önce şu şokun mesafesine, markasına, sertliğine, yumuşaklığına bakarak kendi kullandığı güzergahlardaki gereksinime göre karar vererek bisikleti onun üzerine inşa ediyorlar. Yani bu aslında öndekinden birçok insan için daha fazla önem teşkil ediyor. Daha başka öner? Ne diyeyim? Peki öndekinin uzun olmasının, kısa olmasının ne gibi avantajları var? Öndekinin uzun olması, benimki 18 santimetre, yani 180 milimetre diye geçiyor. Bu downhill, yani iniş bisikletleri kategorisinden normal bisikletle dönüldüğündeki en uzun yaylanma mesafesi. Neden? Bu ve benzeri taşların neredeyse üzerinden atlamak, gitmek, düşmeden onların üzerinden yol alabilmek için benim burada bu kullanım alanında bu tarz bir ihtiyacım var süspansiyona. Bunun dezavantajları var. Düz yolda ve yokuş çıkarken sizi ister istemez şu pozisyona sokuyor. Yani bunun uzun olması aynı zamanda yatık olmasını gerektiriyor bisikletin çok yukarıda olmaması için. Bu uzun ve yatıkken şu konuma getiriyor. Bu inişte çok iyi, çok avantajlı ama çıkışta bacaklarınızın kırılma açısından oturma açınıza kadar size dezavantaj sağlayan bir durum. Mesela bu ne kadar uzun o kadar iyi diye bir şey yok. Sizin bisikleti kullandığınız yerde neye ihtiyacınız var? Bu ne kadar uzun daha pahalı. Öyle bir şey de yok. Mesela downhill, neden bunu aldın? Downhill alsaydın diyenlere ne diyeceğiz mesela? Şöyle diyeceğiz. Ben downhill yarışçısı değilim. Ben bisikletime binip 1,5 saat yokuş çıkıyorum. 15 dakika yokuş iniyorum. Arkadaşlar çünkü downhill'lerin arka çarkları dörtlü veya beşli oluyor en fazla. Yani onunla siz yokuş çıkamazsınız. Pedal çevirmeden yokuş aşağı ancak. Sen gidip onu değiştirip 12'li büyük çark bile taksan takamazsın. Taksan bile bu sefer söylediğim nedenden dolayı oturma şeklin bu şekilde olacak. Bacakların kırık olacak. Sadece ben onu soranlara şöyle diyorum. Bir normal yürüyüş yapın. Normal yürüyorsunuz. Bir de şu şekilde yürümeye çalışın bakalım hangisi daha kolay. Downhill bisikletiyle şu şekilde yürümeye çalışıyor olacaksın. Dolayısıyla çok zor, anlamsız, imkansız ama ben downhill bisikleti seneye alacağım. Neden? Çünkü bizim burada bir tane bisiklet parkı var. Bisiklet parkında gidiyorsun, bisikletini koyuyorsun teleferiğe. O seni çıkarıyor, iniyorsun. Sonra bir daha koyuyorsun teleferiğe. Downhill bisikleti bunun için alınır. Sokakta downhill bisikletiyle gezilmez. Ya da arabanızın arkasına koyup yokuşu çıkarıp oradan aşağı inecekseniz ve daha sonra sizi bir arkadaşınız tekrar arabaya götürecekse, eğer teleferik sistemi yoksa, ki bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok, ancak o zaman downhill mantıklı oluyor. Çünkü kesinlikle yokuş falan çıkamazsınız bunda. Yani mahvolursunuz. İmkansız zaten ya. Zaten onların mesela şu ön forkunda bakın, şimdi iki çeşit süspansiyon markası var çok meşhurlarından. Biri Fox, biri Rakşak. Ya bizimkiler Fox. Fox'un 32'si var, 34'ü var, 36'sı var. Şu ön gördüğünüz gibi mesela Fox 36 yazıyor. Factory 36 modeli bu. Bendeki de 36, bendeki Elite 36 modeli. Mesela downhill'lerde bu 40 olabiliyor. 49 49 var. Olabiliyor. Yani o şu gördüğünüz sarı kısım var ya. Bunun çapı. He, onun kalınlığı. Yani daha böyle kalın, daha böyle ön tekerleklerinin yukarıda olduğunu gördüğünüz bisikletlerde. Ki amaç yokuş aşağı hızlı atlamanın yüksek olduğu yerlerde kullanılmasından ötürü. Yani onlarla gram yokuş çıkamazsınız. Kaldı ki bunun olayı, yani bu bisiklet yere konduğunda yerdeki basıncı alıp bu amortisörler absorbe edip size ondan sonra veriyor. Ama siz bunu hardtail kullanırsanız bütün o yerden alan, tekerleklerin yerden aldığı baskıyı bütün vücudunuz hissedecek. Dolayısıyla daha zor oluyor. Neden bir insan hardtail alır? Bu olmadan bisikleti kullanırsanız bastığınız pedal bütün güç tekerleklere hiç dağılmadan, hiç kaybolmadan yansır ve bisiklet çok daha kolay gider.
Dolayısıyla düz yolda kullanıyorsan, asfaltta kullanıyorsan ya da dağ taş gitmiyorsan, taştan zıplamıyorsan hardtail alırsın. Gücünün tamamını bisiklete yansıtır. Yani bununla pedala bastığında, gücü pedala verdiğinde burada bir esneme oluşuyor ister istemez ve güç kaybı oluşuyor. Yokuş çıkarken zararlı, inerken faydalı. Yani bu amortisör ve bisiklet türleri tamamen sizin kullanımınızla alakalı. Yani nerede kullanacağınızla alakalı. Aynen. O yüzden ha mesela çok profesyonel bu işten para kazanan adamlar şöyle yapıyor. Adam bir enduro alıyor, bir downhill alıyor, bir hardtail alıyor, işte bir elektrikli bisiklet alıyor. Hatta bir motosikleti oluyor. Dolayısıyla her ortamda kullanabiliyor. Sizin de böyle bir bütçeniz varsa siz de böyle yapabilirsiniz. Ama tek bisiklet alayım ben her yerde kullanayım diyorsanız en uygunu enduro gibi gözüküyor. Biz çok araştırdık. Taşlıklı, kayalıklı yokuş aşağı bir yerden ineceğiz. Oradan inerken de yakın çekimlerde ve yavaşlatılmış slow motionlarda göreceksiniz o şakların, amortisörlerin ne hale geldiğini ve bisikletten gelen var olması gerektiğini, bisikletten gelen basıncı nasıl absorbe ettiklerini siz de göreceksiniz. En azından bilenler de vardır ama bilmeyenler için de kısa bir bilgi olsun istedik. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Teşekkür ederim.